Galatasaray Televizyon ekranlarından herkese mutlu günler sevgili seyirciler. Yine çok özel bir programla karşınızdayız. Engelsiz Aslanlar, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı yine yüzümüzü arttı, göğsümüzü kabarttı ve Avrupa'dan bir kupayla Türkiye'ye döndü. Bugün de konuğumuz onlarla şampiyonayı konuşacağız. Tabii yanımda da Alican Baykın var, onunla birlikte konuşacağız. O da takımı bütün turnuva boyunca yakından takip etti. En özel görüntüleri de sarı kırmızı ekran için Ozan Moroğlu ile birlikte görüntülediler. Onları da zaten sizler ekranlara getiriyoruz, izliyorsunuz ama şimdi bu olayın kahramanlarından dinleyeceğiz. Nasıl bir turnuva oldu? Alican'dan rica ediyorum. Önce bir ben başlayayım istiyorsan. Sen yakından takip ettin ama ben ilk olarak başlayacağım. Hocamla başlayacağım. Hocam tebrik ediyoruz. Avrupa'nın 2 numaralı kupası olarak nitelendiriliyor ve mağlubiyetle başladık belki. Ama sonrasında üst üste ard arda gelen galibiyetler ve kupanın sahibi olduk. Kupayı Türkiye'ye kazandırdık ki kupaların takımı Engelsiz Aslanlar, bunu biliyoruz. Bir kez daha böyle bir başarı elde ettiniz. Turnuva ile ilgili, şampiyona ile ilgili neler söylersiniz? Gerçekten kuvvetli bir turnuvaydı. İki İspanyol ekibi kendi liglerinde de Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığımız Funda Oza ile beraber ilk üç sırayı paylaşıyorlardı. İtalya'nın Giulianova ekibi aynı şekilde ilk dörtte İtalya'da. Ve biz de elbette kupayı kazanmak için gittik ama tabii ki İspanyol ekipleri daha favori gösteriliyordu ki zaten ilk maçta da ilk periyot kötü başlamamıza rağmen daha sonra toparlasak da finalde oynadığımız Albacete takımına mağlup olduk. Fakat gitmeden burada da konuşmuştuk. Gitgide iyi olacağımız bir oyunu görmek istiyoruz. İşte daha sonra video analizinde izlediğimiz zaman bizi umutlandıran bir oyun oynayalım diye zaten plan yaptık ki gerçekten de öyle oldu. Her müsabaka daha da bir adım, bir tık daha yukarı çıktık. Ve sonunda da kupa bizim oldu. Gerçekten pek kimse beklemiyordu. Biz kupayı istedik. Kupa da bizi çok istedi gerçekten. Ve Türkiye'nin kulübümüze ve ülkemize getirdiğimiz 10. uluslararası büyük kupa oldu. Gururluyuz. Evet Alican, sen istiyorsan devam et. Abdurrahman Güven'le devam edelim, takımın idari menajeri. Güzel bir turnuva geçirdik. Kupayla yurda döndük. Siz turnuvayı nasıl değerlendirirsiniz? Turnuvayı şöyle değerlendiririm. Buradan giderken tabii ki kupayı kazanma amaçlı gidiyorduk. İlk baştaki çalışmalarımız, hazırlığımız hep buna yönelikti. Rakipleri de inceledik. Hangi takımlar var, kimler bizi zorlayabilir, kimlerle yarı final oynarız. Bunların hepsinin analizi iyi yapıldı. Ve zaten oradaki konuşmalarımızdan da anlaşıldığı gibi hangi takımlarla yarı final oynarız, kimle final oynarız, bunlar da turnuvanın başında konuşuluyordu. Hakikaten de o kuvvetli takımlar son dörde kaldılar ve son dörtte de yarı final ve final müsabakaları çok çekişmeli ve yakın geçti. Beklediğimiz gibi oldu her şey. Sonuçta da hakikaten biz aralarında en tecrübeli, en başarılı takımız. Sonuçta da biz şampiyon olarak bu işi alnımızın akıyla sonuçlandırdık. Mücadele çok iyi oldu. Ben tüm ekibi, başta antrenörümüz Sedat İncesu ve sporcularımızı tebrik ediyorum. Hakikaten müthiş bir mücadele, müthiş bir istek ve müthiş bir başarıyla yine bir Avrupa Kupası'nı kulübümüze kazandırdık, Türkiye'ye kazandırdık. O açıdan çok hem gururluyuz hem mutluyuz. Hayırlı olsun diyorum. Bizler de oldukça gururluyuz bu şampiyonluktan ötürü. Deniz Güner, istersen oyuncuların da yavaş yavaş görüşlerini almaya başlayalım. Kaptan İsmail Ar'la başlayalım. Turnuvaya mağlubiyetle başladık. Finalde fakat Albacete'yi mağlup etmeyi başardık. En başından en sonuna doğru nasıl bir turnuvayı geride bıraktık? Şunu da ekleyerek, ilk maçta yenildiğimiz rakibi son maçta yendik. O nasıl bir duygu? İlk maçta ilk çeyreğe çok kötü başladık gerçekten. Sadece 3 sayı atabildik. Daha sonra belki de o bizim için biraz daha iyi oldu. Uyanmamızı sağladı. Ondan sonra o maçtan itibaren adım adım daha güzel oyunlar sergilemeye başladık. İlk gün o takıma yenildikten sonra, ilk maçtan sonra kendi aramızda konuştuğumuz tek bir şey vardı. Biz bu takımla finalde oynayacağız ve bu takımı finalde yeneceğiz. Dediğimiz gibi de oldu. Oldukça mutluyuz. Bir sene ara vermiştik kupa almaya. Bu sene devam ettiğimiz için daha da mutluyuz. Çünkü
kupalar gelirken insanlar bir şey demiyor ama yolda taksiye bindiğinizde mesela Galatasaray'da oynadığımı düşününce uzun zamandır kupa alamıyorsunuz diye direkt yani çok tepkiler aldım. Halbuki bir sene geçti yani bu sporun içinde olan bir şey. Onun içinde şu anda biraz daha rahatladık. Bütün takım arkadaşlarım ve teknik ekibin eline sağlık. Çok güzel bir turnuva geçirdik gerçekten. Turnuva esas bizim için burada İstanbul'da başlamıştı. Engelli Yıldızlar'la çok önemli bir maçımız vardı gitmeden önce. O maçla beraber bizim yükselişimiz başladı. İnşallah bunu da playofflarda devam ettirmek istiyoruz. Bir kez daha tebrik ediyoruz. Aynen öyle. Tabii İsmail dedi bir sene uzun bir süre bizim için. Fazla bekletmeyin bundan sonra. Kupalara alışkınız çünkü. Evet, kupa almaya alışkınız. Devam edelim o zaman. Maşile'yle devam edelim. Böyle bir takımın içinde olmak tabii ki mutlaka gurur vericidir. Avrupa'da kupalar, Türkiye'de kupalar. Nasıl bir turnuva geçti senin için? Sonrasında aldık kupayı. Neler hissettin? Biraz duygularını alabilir miyiz? Benim burada ikinci sezonumdu ve takım arkadaşlarıma final maçından önce söylediğim şey zaten benim hiç Avrupa kupam yok. Lütfen bir Avrupa kupamız olsundu. Aldık. Gerçekten çok mutluyuz. Takım arkadaşlarımın da eline sağlık. Tebrik ediyoruz. O zaman istiyorsan sırayla bir ilk görüşleri alalım. Alalım. Elden ele mikrofonlar. Mustafa devam etsin Korkmaz Mustafa'yla. Devam edelim. Ya öncelikle bütün takım arkadaşlarıma bir de ekibimize teşekkür ediyorum ve tebrik etmek istiyorum. Bu kupa bizim için önemliydi. Güzel bir moral oldu bizim için de. Önemli ve zor bir deplasman maçı bekliyor bizi pazar günü Karabük'te. İnşallah en büyük, en güzel şekilde oraya odaklanacağız. Devam edelim. Murtaza. Olabildiği kadar. Kaç kelime alalım senden. Ben herkesiniz arkadaşlara teşekkür ederim. Ve Allah'a şükür ki kupayı aldık. Ben devre arası transferiyim. Hı hı. Sezon başı Avrupa'ya gönderilen listelerde ismimiz yoktu tabii. Evet, sen belki orada yoktun ama yüreğinle oradaydın tabii. Katılamadık ama dua ve meditasyon şeklinde takviyemiz oldu takımımıza. Başta hocamız, takım arkadaşlarımız, menajerimiz, Akın, hepsine teşekkür ederim. Yani biz seyirci gibi tabii tabletlerden izledik maçı ama büyük onur duydum yani. Çok önemli böyle şeyler. Avrupa'da özellikle kupa getirmek. Kurucu Ali Samiyen beyefendi dediği gibi, başkan dediği gibi yani Avrupalılarla yarışmak için kuruldu bu kulüp. Bence hedefine yürüyor. Bundan sonra inşallah önümüzdeki sezonlarda sen de bu dahil olacaksın. Evet. Yani benim için en heyecanlı bir şampiyonaydı diyebilirim. Bayağı bir mücadele ettik. Mücadele sonucunda bu kupamızı aldık. Kenardan izlediğim kadarıyla benim en çok ilgimi çeken Sedat Hocam olmuştu. Çok heyecanlıydı. O kadar heyecanlıydı ki kenardan böyle hareketler falan yapıyordu. Kendisini orkestra şefine benzettim ben. Motive ediyordu. Birazdan alırız o görüşlerini tabii. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Fikri Onca kupanın arasına birini daha ekledin. Ya kaptanım da dediği gibi bir sene bir aramız vardı. Bu bizi yani içten içe üzüyordu. Tekrar geri geleceğiz inşallah bu kupayla beraber. Herkes, arkadaşlarım gereken her şeyi söyledi. Artık hani şu anda hani kupayı aldık ama şöyle de bir şey var. Bunun heyecanını şu anda yaşıyoruz ama kafamızda pazar günkü Karabük maçında. Çünkü gerçekten o maç da çok önemli. Hani bizde hep şey olmuştu zaten hocam yıllardır söyler. Biz kupayı aldıktan sonra bir yarım saat, bir saat sevinir hemen senenin stresi başlardı. Şu anda da aynı o şeye tekrar geri döndük. Şimdi kupayı aldık ama pazar günkü maç daha önemli. İnşallah onu da alıp playofflarda inşallah Türkiye Kupası'nı da almayı hedefliyoruz. Tabii ligi de konuşuyoruz ama bir evet. Alalım Avrupa ile ilgili görüşü. Filipski'den de görüşlerini alacağız. I just want to thank you all guys for help. We bring the cup to the Turkey now. Now we have the next step, playoffs. We must also do hard job to win this playoffs. And I hope we bring the cup to Jim Bomb. Kupayı kazanabilmek için çok çalıştık, çok mücadele ettik. Bütün arkadaşlarıma, sporcu arkadaşlarıma, ekibe teşekkür ediyorum. Bu işi beraber kotardığımız için. Önümüzdeki yakın gelecekte de ilk oynayacağımız işte Karabük maçı ve daha sonra playofflarda da inşallah başarılı sonuçlar alıp şampiyon olmayı ümit ediyoruz diyor.
Şimdi tabii burada Omit ve Bülent onlara da onlar oraya geçti. Oraya mı sonra Akın'dan da alacağız. Tamam. Turnuva gerçekten güzel oldu. Şampiyon olduk yani. Daha ötesi yok bunun. arkadaşlar zaten söylemek gerekenleri söylediler. Ellerine sağlık hepsini. Ben program devam ettikten sonra biraz ileride şeye soracağım. Alican'a soracağım. O final maçında sana birisi bir pozisyonda bağırıyordu. Arkadan geliyor, boş, dikkat et diye. O kim vardı onu merak ediyorum. İstiyorsan hemen söyle. Hiç farkında değilim ben de. Şu an ilk kez duyuyorum. Ben maç anlattığım ben için. Ben dün seyrettim maçı. Orada bir pozisyon var. 3-1 geliyorlar. Arkadan birisi geliyor. Herhalde Ozan'ın sesi diye Ozan. Tahmin ediyorum ben. Arkadan geliyor diye bağırıyordu oradan çünkü. Birisi. Ozan da olabilir. Heyecanlı. Herkes heyecanlıydı çünkü. Evet, arkadaşlar herkesin eline sağlık. Güzel bir turnuva oldu. Kötü başladık. Yani kötü başladık dediğimiz bir periyodunu kötü başladık. Ondan sonra çok iyi toparladık. Biz dediğimiz gibi arkadaşlarla da konuşuyorduk. Biz Albacete ile finalde oynayacağız demiştik. Gerçekten de oynadık. İlk maçtan sonra herkes bunu söylüyordu. Evet, finalde Albacete ile kazandık çok söylüyordu. Şükür. Şimdi dediği gibi Fikri'nin de Karabük maçı var. O da çok önemli. Onu da kazanıp Türkiye Kupası'nı almak için elimizden geleni yapacağız inşallah. İnşallah. Ben herkese teşekkür ederim. Hocam, kapitanım, Akbaba. Yakın tutarsak mikrofonu. Sonra inşallah Türkiye'den bir kupa daha alacağız. İnşallah. Akın'dan da alalım. Evet. Tabii hocam burada Barış da var ama o kaçtı gelmedi. Evet, biraz evet. Utandı herhalde. Olsun, Akın temsil ediyor onu da. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray. Başka bir şey denecek kelime yok. Teşekkür ediyoruz. Kısa ve öz. Hocam o zaman gelelim o sağ kenarındaki hareketleri. Yani zaten biz sizi izlediğimiz kadarıyla sağ kenarında hiç oturmuyorsunuz. Hep hareketlisiniz, takımı motive etmeye çalışıyorsunuz. Bu turnuvada da aynı şekilde. Nasıl geçti sizin için? Biraz özelinizde konuşursak eğer. Yani Seda'nın dediği gibi... Yani biz de eski sporcular olduğumuz için yani ben ayrı, Apo ayrı. Ben öne doğru, Apo biraz streslendiği zaman geriye doğru gidip o şey yapıyor. Ara sıra buluşup ne yapacağız, ne edeceğiz onu konuşuyoruz ama oyunun içinde yaşıyoruz. Mesela bu sezon İsmail hiç şey yapmadı yani kenarda oturmadı fakat bir Avrupa'da 14,5 puan oynadığımız için yarım puan daha fazla fikrili bir beşimiz vardı. Son iki maçta özellikle onu kullandık. İsmail kenarda oturduğu için o daha da iyi anladı. Devre arası mıydı? Devre arasında yanıma geldi. Ben zaten bitik durumdayım. Hakikaten çok detay detay basketbol hatalar oyunu olduğu için biz de o hataları en minimuma indirmeye çalışıyoruz. Ben zaten kötüydüm. İsmail geldi. Hocam dedi panik atağım başladı. Yani kenarda olmak panik atakla aynı duyguları yaşatıyor insana. Yani sahanın içindeyken elinizden geleni yapıyorsunuz. Fakat kenarda gerçekten işler zor. Yönetmek de zor. O sorumlu almak da zor ama gerçekten gurur duyuyorum sporcularımla. Hemen bir sonraki maçı düşünüyoruz. Hep öyle konuştuk. Kupa almak kulağa şey gelebilir, alıştırdınız denebilir ama gerçekten işte Alican da yaşadı. Bülent'in söylediği gibi işte Ozan da o pozisyonun içine dahil oldu. Pozisyon herkes o anları yaşıyor. Oradan da galip çıkmak diyorum ya özellikle maçın sonunda çok feci hatalar yaptık ama kupa da bizi farkı istedi gerçekten. Tabii. Ama tekrar kapandı fark. Aynen 10 sayıya kadar hı-hı, çıkardık çıktı. Sanırım 9 sayıya. Evet. Fakat işte final maçı ne olursa olsun yani ben o özelliğimden dolayı mutluyum. Yani sahanın içinde olmak, çocuklar mutlu mu tabii onu bilmiyorum da son röportajda söyledim zaten çocukların içeride gerçekten böyle bayağı sık boğaz ediyoruz. Ama sonuç çok güzel. Burası buraya gelmek, bu konuşmayı yapabilmek. En güzeli de ben hep onu söylerim. Kupadan sonra son derece mütevazı yani. İlk defa yemeğe gidiyorduk sanırım. Gidiyorlardı daha doğrusu. Ben kötüydüm, odada yatıyordum. Fırtına koptu. Evet. Sonra geri geldik işte. Otelde o masanın etrafında toplanıp turnuvadaki işte olan komiklikleri, işte pozisyonları konuşmak gerçekten çok büyük bir keyif. Çok güzeldi yani her şeyiyle. Seda bana diyor ama Seda da ben hatta Seda'ya dedim ki yani senin sesinden ben kendi sesimi duyuramıyorum. Biraz az bağır ama işte
taraftarımız orada yoktu bu sefer. Toulouse ters bir yerdeydi. Fakat pres yaparken falan hepimiz kenardaki 7 kişi, 6 kişi orada bir tribün yaptık kendimize. Evet. Gerçekten de sağlam taraftarı soracaktım baskı kurduk. Yani evet. Nasıl diye, ama siz onun cevabını da verdiniz. Evet evet. Gürkan'ı es geçmeyelim gerçekten. Gürkan Aslan Almanya'dan bizim geldi. Taraftarımızdı. İşte bizle beraber bizden sonra da öbür maçları da seyretti. Ondan sonra kendi işte sosyal medya hesabından yayınlar da yaptı. Buradan ona da takımımız adına bir teşekkürü borç biliyoruz. Kaptana tekrar sormak istiyorum. Final maçına kadar geldik. Az önce de konuştuk. Sedat Hoca da söyledi. Farkı açtık. Fark sonra yeniden kapandı. O anlar neler hissettir? Panik atak durumu. Ya, maça iyi başladık. İyi de götürdük. İkinci yarıya da iyi başladık. Geliyordu ama faul problemine girmeye başlayınca. İki oyuncumuz. Evet. Beş faulle. Ben Murtaza'yla beraber sahaya giriyordum. Murtaza'nın da foul problemi vardı. Ben Murtaza'ya yalvarıyorum. Murtaza lütfen 5. foul yapma diye. Fikri girdiği zaman Umit'e yalvarıyordu. Umit sakın 5. foul yapma diye. İkisi de 5. foullerini yaptılar. Fark gitgide kapandı çünkü uzun oyuncu Fifi'nin de sakatlığından dolayı uzun oyuncu sıkıntısı çekiyorduk. Fark o şekilde kapandı. Çok basit hatalar yaptık tabii ki. Bunda hakemlerin de etkisi çok büyük. Özellikle final maçı değil, yarı final maçını. Evet, Giuliano maçı. Kariyerimde öyle bir maç oynamadım. Bitmeyecek sandım yani. 40 tane bakmadım istatistiklere ama kaç tane serbest atış attıklarını bilmiyorum. Hakemler hiç saati çalıştırmamaya başladı. Devamlı bir serbest atış atma durumu vardı karşılıklı. Hatta süre bitti. Hı-hı. Hakem düdük çalıyor yine. Evet, yani serbest atış kullandıracak. Yani, o şekilde. Hala ben hiç oyuncuya müdahale etmedim. Geldi bana vurdu, bana foul vermiş. Ben hücum foul verdi sandım. O anda maç bitmişken bile foul çalmış. Hakemler o kadar kendini kaptırmış ki maça. Fiko'ya odaya gittiğimde şunu söyledim. Fiko maç bitti değil mi eminiz yani biz? Odada devam mı ediyor acaba? Evet, geri dönecek miyiz salona? Gerçekten öyleydi yani, bitmeyecek sandım. Yani 15-20 dakika sürdü son 1,5 dakika falan. İnanılmaz zaman, bir şeydi. O zaman Fikri'ye de soralım onu. O son dakikaları. Nasıl geçti? Son dakikalar çok uzun geçti. Hatta bir ara dedik yemek yiyip gelelim, bu bitmeyecek. Ya gerçekten çok üstümüzde oynadılar. Farkı kapatmaya çalıştılar ama tabii biz izin vermedik. Hani oyunumuzu oynamaya çalıştık. Maçı kazandık yani baktığınızda. Onlar ne kadar üstümüzde oynarsa oynasın, biz kendi oyunumuzu oynadığımız sürece bizi kimse yenemez. Kesinlikle öyle. O şeyi soruyorum Abdurrahman abi, yani oyuncuların söylediği gibi o hakemlerin o tavrı, hani bir bizim Türk takım olarak başarılı olmamız mı, yani nedir, hani biz bazen Avrupa'da hakemlerden çekiyoruz ya, futbolda da başka dallarda da, yani öyle bir durum mu söz konusu, yoksa tamamen hani art niyetsiz bir şey mi, bilmiyorum, ne söylersiniz? Vallahi tam adamına sordunuz. bana sorarsanız benim şahsi fikrim, çok ciddi art niyet var. Ya ben zaten bunu uzun senelerdir hissediyorum. Hep de söylerim zaten, beni bilirler. Avrupa'da maalesef Türk takımları sevilmiyor. Bunu başta hakemler çok net bir şekilde gösteriyorlar. Yani biz bunu daha önceki Avrupa şampiyonalarında, kupalarında çok yaşadık. Ama hakikaten bu sene zirve yaptı. Yarı final maçında mesela ben de diyebilirim ki şimdiye kadar oynadığımız maçların en kötüsünü yaşadık hakemler açısından. Resmen bizi mağlup ettirmeye çalıştılar. Hakikaten de bir 3-5 dakika daha olsaydı muhtemelen Fifi'yi de 5 faul yaptırıp çıkartacaklardı, kaybettireceklerdi maçı. Hareketleri, davranışları, bize bakışları, çaldıkları düdükler, ben iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum, art niyetli olduğunu düşünüyorum ama biz hep söylüyoruz yani biz hakemleri de gerekiyorsa yenmek zorundayız ve bunu yaptık şimdiye kadar. Bu senede, bu turnuvada da hakemler zirve yaptılar ama gene yendik onları. Hem rakibi yeniyoruz hem hakemleri yeniyoruz. Duble galibiyet yani, ben öyle düşünüyorum. Yani bu nasıl çözülür, ne olur onu bilemeyeceğim. O bizim üzerimizde bir şey, bizi aşan bir şey. Biz daha güçlü olmak zorundayız. Madem onların organizasyonunda, onlarla, onların sahalarında çarpışıyorsak, o zaman çok daha güçlü olmak zorundayız herhalde ve böyle gidecek. İnşallah
hep başarılı oluruz. Onların boyunları eğilir, onlar utanırlar. Utanıyorlarsa tabii. Yani benim söyleyeceğim bu. Biraz sert oldu ama maalesef gerçek düşüncem bu hakemlerle ilgili. Tabii yani sonuçta bir varsa gerçek, onu da saklamamak lazım ama tabii bu kesinlikle bizim bu olayı, bu kupayı ne kadar zor ama nasıl hak ederek kazandığımızın da bir işareti olarak görüyorum. Kesinlikle. Turnuva özeline tekrar değinmek istiyorum. Sizin için en özel an ne oldu turnuvada? Yani kupa kaldırma haricinde. Yani kırılma noktaları da olabilir mesela. Hani tek tek alabilirsek, söylemek isteyen varsa. FIFA'nın final maçındaki sayısı inanılmaz bir şeydi. Yani aylardır sakat, omzunu tam kullanamıyor hala. Oyuna girdi, sanki dakikalarca sahada kalmış gibi o topu eli titremeden çok iyi attı. Yani benim unutamadığım an oydu. Serbest atışları kullandı. O zaman orada hemen Abdurrahman abi sorabilir miyiz? İsmail Filipski ne diyor bu konuda? Bu sayı, attığı sayı. He's asking that what is the most important moment in the tournament for you? They asked to Ismail and he said the most important moment is the Fifi's part. He get in the game after a long journey injury period, and then he played really good and he affect the game. Yeah, this so good. This was just 1 minute. It's because of him, because he do perfect block. Thank you for that. No, was my time. I come to the game. 38 minutes I don't play. It's also not so easy, and I have really respect to the people, to the guys who stay on the bench and must come to the court for the last moments, and they must make the baskets. This is really hard job, but the ball was on me and I make it, and we do good job. Beraber yaptık diyor Fikri ile. Tabii ki onun da katkısı oldu diyor. Beraber girdiler oyuna. Onun screen'i ile içeri girdi, attı. Onu söylüyor. Ama onun haricinde hakikaten 38 dakika kenarda oturdum. Son 2 dakika oynadım ve en kritik yerde orada o şartlarda oyuna girmek hakikaten zormuş diyor. Kenarda oturup da sonradan girip katkı vermeye çalışan oyuncuların işi hakikaten zormuş diyor. Anladığım kadarıyla tabii bunu hiç alışmadığı bir durum olduğu için söyledi. Genelde 38 dakika oynayıp 2 dakika kenarda dinlenen bir oyuncuydu. Şimdi tam tersi olunca o zorluğu da anladı ama burada oynamak tabii ki zor olsa da iyi oyuncu olduğunuz zaman yani benim düşüncem hakikaten onun verdiği katkı, o 2 dakikalık katkılarla maçları kazanmayı onun sayesinde de büyük ölçüde hak ettik ve kazandık. Çünkü hakikaten iki uzun çıktıktan sonra onları beşer faulle çıkardılar hakemler net bir şekilde. O şekilde bizi alt edeceklerini zannettiler ama orada hakikaten sağ olsun Fifi çok kritik yerlerde kritik katkıları oldu. Foul atışlarında işte bir iki tane kritik şut soktu, bir iki tane kritik asist yaptı. Oralarda hakikaten tamamlayıcı oldu. Onun da emeğine sağlık. O zaman varsa o anlarla ilgili kırılma eklemek anları isteyen eklemek var isteyen varsa. O zaman Fikri'ye de verelim. Fikri, beraber yaptınız, sen de bir şeyler söyle. Kırılma anı gerçekten hani final maçına gelmeden önceki hep dediğimiz o yarı final maçı gerçekten kırılma anı oradır. Hani bir anda herkes beşledi, hatta hoca dedi hani kenara bakıyor oyuncu, yani en son kim çıktı? Bülent çıkmıştı herhalde 5 falan. Şöyle bir baktı kenara, herkes 5'lemişti kim girecek diye. İşte orada Fifi girdi, hani herkes de biliyor Fifi'nin bütün sezon sakat olduğunu, hep onun üstüne oynadılar. Taktik fauller ona yaptılar ama Fifi yani ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu orada herkesin gözüne soktu o kritik servis atışlarla. Hani o yarı final maçı herhalde bundan sonra sorulan en şey maçların ne diye sorarlarsa büyük ihtimal bu maçtır yani. Bundan başka olamaz yani. Mustafa söyleyecekti bir şey ama İsmail aldı elinden mikrofonu. Yok, ben aslında bir şey demeyecektim abicim. Ben geri verdim ama aslında yok. Olabilir, yapabiliyorsan yok değil mi? Ne güzel. Estağfurullah, yok. Bilin. O zaman evet, sonunda yapacağız. Yok abi, böyle şeyleri karıştırmayalım. Sedat Hoca. Koç ilginç, yapacaksın diyor. İlginç bir şey aslında. Hani birinci olmamıza rağmen All-Star'a hiçbirimiz seçilmedi. Tabii ki hepimiz çok iyi oyun oynadık ama bence
Bülent abinin hakkını yediler. Çünkü ama gönlümüzde Bülent abi zaten MVP'miz ama orada gönlünü yediler yani. Orada bir All-Star takıma seçilmedi. MVP olarak da seçilmedi. Tabii ki takım olarak öyle düşünüyoruz yani. O zaman dinleyelim yani neden olabilir? Zaten şu şampiyon takımdan bir oyuncu bile olmaması biraz sıkıntı yani. Hani. Çok saçma evet. Oldu. Vallahi gerçekten şampiyon takımdan kimseyi seçmediler. Yani arkadaşlar da bizi layık görmüşler. Teşekkür ederim. Sağ olsunlar yani. Onların ayıbı diyeyim ben. Ne diyeyim yani bilmiyorum yani. Seçilmedik yani. Böyle bir turnuva oldu. Sedat Hocam gerçekten biz önemli bir iş başarmışız orada. Evet. Zaten 2005'ten beri yapmaya çalıştığımız bu. Farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz. Şimdi Alican da Ozan da tabii sizler de izlediyseniz tecrübelisiniz. Futbol, basketbol, şimdi EuroLeague oynanıyor, Şampiyonlar Ligi, işte UEFA Kupası. Yani normalde böyle bir hakem üçlüsü böyle bir maç yönetse herhalde yani bırakın şeyi nedir ona işte hakemlikten olmayı normal yani sokakta dolaşamazlar. Ne kadar az görünürse o kadar suistimal fazla oluyor. Elbette Galatasaray olarak belli yerlere getirdik ama çok daha aklımızda, hedefimizde onlar var. Yani canlı yayınlanan maçlar özellikle Avrupa'da işte Şampiyonlar Ligi olsun veya işte Euro Cup olsun. Öyle olduğu zaman insanlar buna cesaret edemeyecekler. Şeyde MVP ve All-Star konusunda da ben hep onu söylerim. Şimdi de söylüyor işte basında çıkmıyor veya işte az çıkıyor veya yeteri kadar değer görmüyor diye. Yani biz kupayı aldıktan sonra hiç önemli değil takım oyunu oynadık. Gerçekten evet Fifi'nin attığı kırılma noktalarından bir tanesiydi ama Bülent'in ben senelerdir izliyorum. Karşılıklı da oynadık yani rakibimiz olarak da oynadık ama oynadığı en iyi turnuvalardan bir tanesiydi ve üzerine çok ciddi bir savunma gücü de kattı. Ondan sonra bütün takım olarak belki de şöyle bir şey vardı. Bizim kupayı alacağımızı pek tahmin edemediler. İlk maçta çünkü Albacete çok şeydi, güçlü görünüyordu. Öbür tarafta Bilbao var, işte şey var. Bir de herkes bizim Türkiye'de bizim işte maçlarımızı takip etti gelmeden önce. Birkaç tane şey kötü mağlubiyet aldık. Fakat tabii onlar Galatasaray ve bizim takımın karakterini bilmediği için yani mağlubiyetler bizi daha çok ateşliyor. Ve gerçekten o aldığımız mağlubiyetle beraber yukarı çıkmaya başladık. Zaten sonuç belliydi. Herkes müthiş bir mücadele gördü. Presinden işte hücumuna kadar veya mücadelesinden diğer şeylerine kadar. Hatta İsmail'le komik şeyler de oldu. PlayStation oynadık bir ara. Benim önümde olduğu zaman şey işte Seda'nın dediği gibi tam İsmail benim köşemde şey yapıyordu, hücum yapıyordu. Ama maçın tabii heyecanından o da pozisyon çıkarmaya çalışıyor. Ben de onu sakinleştirmek için İsmail'e bayağı sanki kumandası elimde gibi. İsmail dedim gel şurada dur, stopunu yap, topunu al. Şimdi dedim at. Yani hepsi bunlar da oluyor. İsmail de yapıyor sağ olsun. O top girdi. Ondan sonra işte diyorum atarsın sen bunu işte hemen çıkar. Ondan sonra sanıyorum bir pozisyon sonra İsmail öbür tarafa geçti herhalde. Ya ben de oyuncu olsam beni de rahatsız eder ama sonra ama ben yine söyledim. Bunu da at oğlum işte atarsın diye İsmail kaçırdı. Sonrası çok komik. Dedim ki ya bir tane sok bari. Kaçırdığı anda şeyi fırçayı yedi. Ben de dedim kol bozuk hocam kol bozuk. Uzağa gidince çekmedi. O zaman hep hocaya yakın olacaksın. Yani. Bence uzak olacaksın. Bülent abi bazı zaman hocam bench o tarafta diyelim. Bülent abi benim tarafa geliyor veya ben Bülent abi ya git o tarafa ya. Ben bu tarafta değiştirelim arada. Ya öyle güzel anılarımız var. Şey çok iyiydi. Bir pozisyonda işte final maçında girdim oyuna. Önümde Robin var. Hoca ilk önce Robin'e dedi İsmail önüne geç dedi. Robin geçti. Screen yaptı bana. İsmail geç Robin'in arkasına dedi. Geçtim. Stopunu yap dedi. Stopunu yaptım. İsmail'e top atın oradan dedi. Ondan sonra Mustafa bana topu verdi. Şimdi at koçum dedi. Ben de attım girdi. İkincisini de kaçırınca hoca bir tane at be dedi. Ondan sonra ben döndüm. Hocam attım diyecektim ama o sinirle desem. Olmaz. Hoca yani
Bu turnuvada çok güzel anılar biriktirdik gerçekten. Daha önce çok şampiyonluklarımız vardı ama yani 10 yıldır Galatasaray'dayım. Bu takım kadar hem vefalı hem kulübünü seven hiçbir takımla arkadaşlık ortamı, yani daha önce böyle bir arkadaşlık ortamı yoktu. Vardı tabii ki de ama bu seneki kadar değildi. Çünkü aldığımız mağlubiyetler, aldığımız bazı kötü sonuçlar bizi birbirimize kenetledi. Gerçekten çok mutluyum bu takımın kaptanı olduğum için. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Bütün takım arkadaşlarıma benim işimi kolaylaştırdıkları için teşekkür ederim yani. Bu takımın çiçekleri biraz az konuştu değil mi? Birazcık daha Maşide, iki çiçekten. Bir mikrofon da Seda'ya. Önce Maşide ile başlayalım. Şimdi İsmail dedi ki çok güzel bir arkadaşlık var dedi. Ve bu başarılarda çok önemli bir faktör. Sen neler söylersin bu birliktelik, beraberlikle ilgili, arkadaşlıkla ilgili? Dediğim gibi ben iki sezondur bu takımdayım. Hani gelirken bir tereddütlerim olmuştu tabii ki. Hani ne yaparız, ne ederiz, arkadaşlık ortamı nasıldır falan diye. Çünkü gerçekten biz ailemizden çok takım arkadaşlarımızı görüyoruz. Özellikle yurt dışlarında gerçekten aile ortamı oluyor. Hani gerçekten söylediği gibi çok güzel bir ortam var. Herkes birbirine saygılı. Mağlubiyetlerde de galibiyetlerde de hepimizin mağlubiyeti, hepimizin galibiyeti. Gerçekten oynasak da sahada da olsak, kenarda da olsak her zaman birbirimizi destekliyoruz. Dediği gibi gerçekten çok güzel arkadaşlığımız var. Allah'a şükür. Biz de kaptana çok teşekkür ediyoruz. Bu takımın kaptanı olduk. Uzun yıllar devam eder inşallah. İnşallah. Biz özellikle yurt dışına çıktığımız zaman daha bir kenetleniyoruz. Hani ailemizi göremediğimiz zaman birbirimizi aile gibi görüyoruz. Maaşta ile ben ana kucağı gibi olduk aile. Sabah gözünü açan bizim odaya geliyor. Ya abla yiyecek bir şey var mı? Çok açız falan. Yurt dışına çıktığımız zaman. Çaylar falan. Ya abla işte çay içelim falan. Çayda bahane. Sohbet muhabbet yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Yani birlik beraberliğimiz çok güzel. Allah bozmasın diyorum. Amin. İnşallah. Amin inşallah. Evet hocam sen yakının takip ettin var mı? Biraz da dönüş yoluna ben değinmek istiyorum. İstanbul'a geldiğimizde yine her zaman sizi destekleyen taraftarlar karşıladılar. Güzel bir karşılama oldu. Neler söylemek istersiniz? Vallahi ben... Sana verdiler mikrofonu. Ya Utraslan bizi her zamanki gibi çok süper karşıladılar. Sağ olsunlar. Ya fazla bir şey diyemeyeceğim. Yani kupa onlara armağan olsun. Her zamanki gibi süperlerdi. Belki arkadaşlarım bir şey demek ister. Mikrofon dolaşıyor. Evet en sonunda Fikri'ye geldi. Evet Fikri İstanbul'a indik. Ya bizi taraftarlarımız 10 senedir hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Gerçekten hani o, hep diyoruz ya takım olarak bir aileydi. Aslında hani bizim ailenin en büyük parçası da onlar. Hiçbir zaman bu takımı yalnız bırakmadılar, sahipsiz bırakmadılar. Hani kötü dönemler geçirdik, arkamızdalardı. İyi dönemler geçirdik, yine arkamızdalardı. Hep arkamızdalardı. Hani onların gücünü her yerde biz, yani Fransa'ya gelmeseler bile orada her, yani Twitter'da, Facebook'ta her yerde gücünü hissediyorduk onların. Yani onların bize olan destekleri her zaman hani takdire şayan bir şeydir. İstanbul'a indik, yine yani bizi şaşırtmadılar, geldiler, karşıladılar. Hani orada yani eğlendik, yani biz şeyde Fransa'da kupayı alırken o kadar eğlenmedik. Havalanına indik orada hani büyük coşku vardı. Sanki hani akrabamızı görmüş gibi orada büyük bir coşkuyla bizi karşıladılar. Tabii biz de mutlu olduk. Hani Mustafa arkadaşımın dediği gibi hani bu kupada her zamanki gibi taraftarların emeğin, yani bizim emeğimiz varsa onların da emeği vardır ve onlara armağandır yani. Burada şeyi soracağım. Murtaza ile Omite ülkenizde nasıl görüyorlar sizi? Biz Galatasaray takım en büyük takım var dünyası. Arkadaşlar çok bana tebrik ediyor ki bu takım çalışıyorum. Omit'ten de alabilir miyiz? İsmail orada hemen yaptı tercümeyi. Bu takım çok güzel takım. Herkes çok seviyor bu takımı oynayacak. Ondan sonra taraftarlar çok iyi. Ben çok memnun oldum bu taraftarlar. Ve koca arkadaşım.
İran'daki arkadaşların Galatasaray'da oynadığı için ne diyorlar? Kupa için aradılar mı seni? Hepsini tebrik ediyor. Hı hı. Anne, baba, arkadaşlar, herkes tebrik ediyor. Süper. Ne güzel. Evet, Abdurrahman abi. Tebrik etmişler mi Filipski'yi de? Memleketten, öyle diyelim. Ona mı? Evet. Is there any call or news from your country, from Poland, after the success? After the games? Yeah, always. The fans make really good job. All people know Galatasaray, how is big club and everything. Yeah, it's nice to play on this club, and I'm here 7 years, and I probably stay to the end. Tebrik etmişler zaten, 7 senedir Galatasaray'da oynuyor. Herkes onun Galatasaray'da oynadığını biliyor ve Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp, takım olduğunu biliyorlar. Bu turnuvadan sonra da arayıp tebrik etmişler. Zaten bu seneki performansı ayrı bir değerde. Uzun bir sakatlıktan sonra geri döndüğü için son 2 dakika olsun, 1,5 dakika olsun en kritik yerlerde ciddi katkılar verdiği için ayrı bir tebriği hak ediyor hakikaten. Teşekkür ediyoruz. Akın abiye de sormak istiyorum yine. Çok yardımcı oluyor takıma. Yani yurt içindeki maçlarda, yurt dışındaki maçlarda. Biraz daha neler söylemek ister bu konuda? Demin bir cümleyle bitirme bu sefer ama. Tabii demin arkadaşlarımıza sormuştunuz işte maçtaki en kritik an neydi falan diye. Ben orada bir şey söyleyecek mi kaldı? Mustafa son 4 dakika falan var galiba maçın bitmesine. Geldin, ters turnike attın, basket oldu. Ben orada resmen oradan geldiğinde hissettim. Bağırıyor Mustafa. Evet, ters turnike. Mustafa at at diye. hani at, onun atıp da oraya gireceğini hissettim. O da attı, hiç neredeyse bakmadan attı. Alıp girdi. Ben inanır mısınız ondan daha çok sevindim. Çırpındım. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Yaptık. Kupayı aldık. Tüm herkese teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarıma. Başta hocamız olsun. Abdurrahman abimiz olsun. Barış olsun. Çok mutluyum. Tekrardan böyle bir kupa kazanıp buraya gelmekten. Herkesin emeği var. Teşekkür ediyorum. Yani ben fazla konuşmaya da bilmeyen bir yerim. Yani. Konuşamam heyecandan. Hep giren sayılardan konuştular da Ozan da işaret ediyor orada. Bir de maçın son 1,5 dakikası mıydı? Olmayan sayılar. Albacete pres yapmaya başladı. Ondan sonra yani prese çıkılır. Evet bir iki top kaybolur da işte aslında Mori falan en çok ona sevindi yani maçı kaybetmememize. Pres yaptılar. İkinci pas Mori'ye gitti. Mori rakibe verdi güzel bir şekilde böyle paketleyip. Ondan sonra ikinci pas yine Mori, yine top kaybı. Top üçüncü kaybı. Pas yine Mori, evet. Yine top kaybı. 5 boy. Ve üstüne de 5 faal. Yani onun adına ben maçtan sonra yani bir işte tebrik ettim, hemen odaya gittim hakikaten. Yani şey gibi bayağı kötü oldum. Ondan sonra ve en şeyi de yani bütün bunlardan sonra mola aldık işte, dedik ki ya tamam. Çocuk şey oldu yani, oyun içinde çöktü. Hadi birinci top kaybı, ikinci top kaybı, üçüncüsünü niye ona veriyorsunuz? Dedim ki şey yapmayın. Bülent top çıkarıyor. Bülent top çıkarıyor. Hakem de 5 saniyeyi sayıyor. Top şurada. Ondan sonra bayağı yani 5 saniye değil 10 saniye saysa hakem 10 saniyede olacaktı. Bülent işte hakem 5'i saydı, düdüğü çaldı. Bülent elinden topu şöyle orada bir böyle nur mu geldi artık şey mi oldu ama Bülent'in tarafından da bana beyaz bir ışık geliyor. Ben dedim ki ben maçın sonunu çıkaramam. Bülent'in elinden topu öyle bir bırakışı var ki Apo da diyor ki Bülent şey olmaz tabii. Bülent git gidi diyor şeye benzemeye başladı. Hazreti İsa'ya benzemeye başladı. Saç sakal. Yani dedik ya yani biz kupayı istedik ama kupada da bizi çok istedi. Maçın geneline çok güzel götürdük. Yani ayrı ama o sondaki elbette üzerimize işte oynanan işte o 5 fauller. Ben Maşide'yi sokuyordum en son oyuna, oyuncu değiştirmeye. İsmail dedi ki hocam ben 5 faul değilim yani. Ben diyorum kenar tamamen evet. Şey kıpkırmızı. Ama istemek, hiçbirimiz için de yenileceğiz diye bir şey yoktu. Bizim genelde hep öyle olur. Hiçbir zaman düşünmedik kaybedeceğimizi. Ama sağ olsun
Morida diyormuş yani. En çok ben sevindim çünkü yani o 3 top kaybından sonra kaybetsek herhalde evet, neler oldu diye. Yalan söyleyeyim, ben de sevindim. Müthiş bir şey. Orada böyle hiç dünyevi bir şey olmadı. Bülent. Doğruluk halimi anlat Bülent. Saha oldu deniz. Arkadaşlar balık, kafa gitti, kuşlar böcekleri düşüyor yani. Çık 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 böyle ya. Gitti kafa yani. Son dakika yorgunluk, konsantre dağıldı yani. Falan yani. Ama çok şükür kaybetmedik maçı yani, kazandık. Ama yani dediğimiz de oydu gerçekten. Yani antrenörün, takımların seçeneği odur. Eğer o topu Bülent ya 5 saniye olacak diye fırlatıp adamların eline verseydi maçı kaybetmiştik. Yani bizim seçeneğimiz de şudur. Top kaybı yapacağımıza kendi elimizde top 5 saniye veya 24 saniye olsun ki en azından tekrar bir savunmaya yerleşme imkanımız olsun. Bülent de onu hatırladı herhalde. Yani son herhalde 20 saniye içerisinde en son Mustafa da önümden geçiyor. 4 top yani kaybı yaptık. Neyse ki onların da tabii biraz eli titredi. Bir top kaybı, bir de sonu içinden çıkan üçlükle maç bize döndü. Yani sonu müthişti maçın. Hocam maçı da izliyorum ben. Mustafa da önümden geçiyor. Topu veremiyorum. 5 saniye oluyor. Mustafa sandalyede zıplıyor, versene diye. Mustafa sonra geliyor diyor ki bana, ben de önden geçtim, niye vermedin? Nerede geçtin diyorum ya. Gelsene şöyle önümden. Abi geçtim diyor önünden. Nerede geçtin diyorum, çocuğa kızıyorum bir de. Sonra aradım, hakkını helal ettirdim yani. İsmail evet. Maç bitti, seviniyoruz. Murtaza bench'te köşede duruyor böyle. Böyle bir rahatlamış böyle şey yapıyor. Yarım Türkçesiyle gittim Murtaza'ya sarıldım. Abi dedi, Allah beni çok seviyordu. biz bu maçı kaybetti dedi. Hoca beni öldürdü. Çok güldük Murtaza'ya. En çok Murtaza sevinmişti. Rengi bembeyazdı bench'te çıktığında. İnanılmaz bir rahatlama vardı yani. Yani gerçekten hoca daha önceki şampiyon olduğumuz turnuvalardan sonra da söylüyor. Sevinme değil, bizdeki rahatlama. Evet. Yani tek hayalim mesela odaya girip kupayı almışım böyle yatmak. Yani sevinemiyorsun. Çünkü o gün bitiyor, rahatlıyorsun. Murtaza onu çok iyi yaşadı. Yani yolculukta normalde Murtaza kolay kolay konuşmaz, gülmez. Ama gayet yolculuk boyunca işte son gece çok neşeliydi. Hiç daha önce öyle görmedim. En azından sayenizde o da çok rahatladı. Evet. Yani yavaş yavaş sonuna geliyoruz programın da. Hocam lig dedik. Evet. Biraz da ligle ilgili birkaç cümle alalım sizden. Lig bu sene inişli çıkışlı gittik. Gerçekten İsmail dediği gibi sezonun başında da ortasında da şimdi de söylüyoruz. Isıran bir takımız. İyi birbiriyle dostluğu olan, arkadaşlığı olan, kötü günleri, iyi günleri beraber yaşayan bir takımız. Bu kupayı da aslında bizim yaşadığımız, tabii ki her şeyi anlatmaya gerek yok. Yaşadığımız çok kötü bir Balıkesir maçı oldu. Yani deplasmandı. Ve bunu analiz ettiğimizde de son iki senede biz çünkü hep çok güçlü bir takımdık. Galatasaray Spor Kulübü kurulduğu andan itibaren her zaman bunu söylüyoruz. Çok farklı bir bize yapı verdi, yapı kurmamızı sağladı. Çok güçlü olunca da Türkiye'deki aldığımız şeyler, şampiyonluklar her zaman yani normal geldi ki artık Avrupa dünyada insanlara normal geldi ama ilk defa mütevazi ama diyoruz ya zamanda Fatih Hoca da söylemişti yani kaybetse dahi böyle ayakta alkışlanacak bir takım gibi. Presini yapan, yerdeki topları atlayan, işte maçın sonuna kadar bırakmayan bir takım olduk. Ama ne zaman işte bu ligde oynadığımız kuvvetli maçlarda aynı şablonu görünce ciddi bir kaos yaşadık şey olarak, performans olarak. Ondan sonra o kaosta bizi yani ne dibe vuruyorduk ne çıkıp nefes alabiliyorduk. O kaos bizi gerçekten dibe vurup yukarı çıkmamızı sağladı ki bayağı da nefessiz kalmışız. Bir kupayla beraber o nefesi aldık. Ligde şimdi Karabük maçı oynayacağız. Elbette sporcular da öyle, biz de öyle. Hep konsantremiz o. Her zaman buna inandık. Bir sonraki maç kadar biz iyi bir takımız. Bir sonraki kupa maçları kadar iyi bir organizasyonuz. Karabük maçını kazanıp İnşallah taraftarlar da çok büyük bir organizasyon yapıyor. Karabük de aynı şekilde güzel bir karşılaşma olacak. Ondan sonra da playoff'ta yine adım adım yukarı doğru çıkmayı hedefliyoruz. Umuyorum
yine bir şeyle, bir kupayla önce tabii ki bir sonraki maçı düşünelim. Sporcular da hatırlarlar. Hep şey söyledik yani tek top savunma, tek top hücum. Yani genelini düşünmeye gerek yok. Zaten onlar üst üste ekleyince de gerisi çıkıyor. Ligde bu şekilde devam edeceğiz. Fifi tabii herkes konuştu. Fifi son gün çok güzel bir konuşma yaptı. Bu normal olmalı. Ben bütün turnuva boyunca, hatta oynamadığı maçlarda da ceza almıştım biliyorsunuz tribünden. Fifi'ye bayağı fırça atıyordum. Turnuvadaki maçta da ciddi şekilde fırça attım. Ha, maç esnasında sakatlanmadı, dışarıda sakatlandı. O ayrı bir şey ama biz her zaman, ben de aynı şekilde mağdur olmuş bir sporcuyum. İşte Apo'da böyle binlerce sporcu vardır eminim. Fifi bir yetenek olmasa bile Galatasaray'a belki de bu 10 kupanın herhalde onunda da emeği var. 9'unda emeği var. O yüzden de ona sahip çıkmamız, çünkü hiç kimse sahip çıkmadı kendi ülkesinde dahi. Sahip çıkmamız ve bu vefayı ona göstermemiz gerekiyordu ki hep söylüyoruz ya, yani doğru iş yaptığınızda size doğru şekilde geri döner diye. Ve gerçekten o sakatlığını atlattı. Ben kesinlikle onu oynatmayı düşünmüyordum. Fakat işte hakemlerle beraber böyle Luna Park gibi olduğu için bizim faul tarafı, her taraf kıpkırmızı ışıklar. Son 2 dakika, son 5 dakikalarda Fifi'yi kullanmak zorunda kaldık. Ve o da gerçekten sadece o sayısı değil, onun üzerine bir tane hücum faul yaptırdı, bir tane top çaldı, bir tane muazzam bir savunmada, yani bu bir dakikanın içinde oluyor. İşte Bülent'inden işte herkese kadar, bütün burada işte Can Polat aynı şekilde, Mehmet Arpak aynı şekilde, onlar gelememişlerdi. Akın Celal, Gürel lisansı iptal edilen, maalesef biz böyle ayağımız hafif bir çukura takıldığı zaman, yani çukura takıldık, herkes öyle görüyordu ama biz karşılığını verdik. Bir anda herkes bizi daha çok dibe itmek için uğraştı ama bizim karakterimiz bu. İşte daha da yukarı çıkıyoruz. Çok fazla uzatmayayım. Lige devam edeceğiz. Hepimizin konsantresi o. Bütün sporcularıma, ailelerine, tabii onlar da telefon başında, televizyon başında veya işte bilgisayar başında çok iyi takip ediyorlar. Herkese teşekkür ediyoruz. Ve gerçekten de maçın sonunda söylediğimiz gibi taraftarımıza ve kulübümüze armağan ediyoruz. İsmail demişti, Mustafa'dan evet finali bekliyoruz değil mi? Ama artık finali öyle yapalım lütfen. Yapalım. Mikrofonu verebilir miyiz acaba? Evet, o zaten hazır. Zaten sen demiş mikrofon. Evet. Şöyle güzel bir kapanış yapalım. Hadi. Biz bizeyiz. Kimse yok burada. Aileyiz. Burada biz bizeyiz. Çekiniyor çünkü bunu da kullanırım ben. Beatbox yapmayı biliyorsun, bir tane turnik yapıyorsun diye. Maçlar. Başına gelir yani. Maçlar. Çok, çok kısa. Bir kuble derler ya. Bir... Değil mi? Nasıl bir şeyse. Nasıl istiyorsan. Oyunu sen ne kopuyorsa. Bak istek. Yani şaşırdım valla, ne yapayım şimdi. Teşekkür ediyoruz. Bravo. Evet Alican. Sonuna geldik. Kapanış yaptık. Mustafa'ya teşekkür ediyoruz. Katkılarından ötürü. Engelsiz Aslanları bir kez daha tebrik ediyoruz. Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz ayrıca. Daha nice kupalara diyelim. Teşekkür ederim Alican sana da. Ben de teşekkür ediyorum sizlere. Evet sevgili seyirciler, çok güzel bir program geçirdik Engelsiz Aslanlar'da. Onlar dediğimiz gibi bizim göğsümüzü kabartmaya devam ediyorlar. Bundan sonra da devam edecekler. Yollarında başarılar diliyoruz. Tekrar görüşünceye dek mutlu günler, hoşça kalın. Hoşça kalın.